Safranbolu geleneksel Osmanlı Türk evlerini sokaklar boyunca, mahalleler halinde, yanındaki cami, han, hamam, mescit, türbe gibi anıtsal eserlerle bir bütün halinde koruya gelmesiyle tanınmıştır. Yok, böyle daha iyi. Kime verelim? Zaten 1 gram ürün elde edebilmek için kırmızılardan 180 tane çiçek kopartmamız. Evet. Evet. Şimdi bir tane soğan Ağustos ayında diktiğimizde 3 yıl boyunca toprak altında kalıyor. Ama her sene Ekim-Kasım ayında çiçek hasat ediyoruz. Bir tane soğan 3 yıl sonunda 15-20 tane yavruluyor dibine. Her yavru çiçek vermeye başlıyor. Bu kalabalık bundan dolayı. Burası 3. yılı. Yani, evet, sahanın 3. yılı burası. Bu güzel, bereketli. Çok evet. Güzel. Değil mi? Evet. Bir de defa genel başkanı çekilirsin. Sırnağınız da şöyle. E şimdi biz biraz hızlı kestik. Elivan. Olsun efendim. Olmaz Elivan. Bir şey koklayabilirsiniz. Çok harika bir şey. Gerçekleşsin. Güzel. Aysel abla. Bir de buraya bak abicim. 180 çiçek koparttığımızda bundan 1 gram elde ettiğimiz ürün bu kadar. 180 çiçek. Evet. 180 çiçek. Sonucunda çıkan budur. İşte bu yüzden zahmet. Ama çok değerli. Çok evet. Değerli. Evet. Ama ağırlığının 100.000 katını sarı renge boyama özelliğine sahiptir safran. Öyle söyledi başkan. Evet. 1 gram safrandan 80-100 bardak çay yapılır. Sektörü için kaçınılmaz. Evet. Yani renklendirmek istiyorlarsa işte doğadan. Evet. Evet. En doğal renklendiricidir. Seyreltiyoruz. Soğanı da satıyorlar. Başka yere dikiyorsunuz. Soğanı da satıyorlar. Tabii alıp daha geniş alanlara dikiyoruz. Soğana da talep çok fazla bu yüzden. Soğan yavrulayan bir ürün olduğundan dolayı. Sarı 3-4 tane. Evet, 3-4 evet, tane. Evet. 20-30 bardak çay çıkar yaklaşık olarak. Çok bir tane karanfil, çok az bir şeyde bal var. Efendim hoşça kalın. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Efendim çok teşekkür ederim. Sayenizde sağlık. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Memnun oldum. Memnun çok sağ olun. Olduk.